Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Soul Tap'ta Gangplank oynayacağım. Gangplank üzerine bir oyun olacak. Bu oyunu izlerken keyif alırsınız. Şimdi ufaktan şöyle bir karşımızda Riven var. Ben nerede o eşya? Safir Kristal'le başlayacağım. Ki Safir Kristal bana mana sağlıyor. Ve hızlı bir şekilde pırıltıyı tamamlayabilmem için güzel bir eşya. Bu yüzden Safir Kristal'le başlamayı tercih ettim. Bu arada benim... tamamdır. Kaygım başlamış. Bir kontrol etmem gerekiyor. Bazen başlamıyor falan. Şimdi karşımızda Riven Ignite var. Elektrik var girmiş. Çok fazla yakınlaşmadan uzaktan onu dürteceğiz. Güzel bir karakter. Karşıma gelmesini isteyebileceğim bir karakter. Bir şeyler yapabiliriz. Karşısı oldukça kırılgan. Ultima attığım takdirde Leona olsun, Rammus olsun çok rahat bir şekilde rakibi yakalayabilirler ki aynı şekilde Ryze'ımız da yakalayabilir. Swoosh'un burada ne yapıyorsun? Şimdi baştan söyleyeyim, karaktere çok fazla hakim değilim arkadaşlar. Hatam olursa affola. Bunu baştan belirteyim. Sadece bildiğim kadarıyla kendi yorumlarımı katarak size aktarmaya çalışacağım Gangplank'i. Siz istediğiniz için, yorumlarda belirttiğiniz için ben oynuyorum karakteri. Benim main'im destek. Ha, bana getirin bir destek hero'sunu oyna deyin. Krallar gibi oynarım. Hata yaparsam o zaman söyleyin ama hakim olmadığım bir lane, yani hakim olmadığım bir karakter. O yüzden hatam olabilir. Bunun dışında rünlerden bahsedeyim. Arakçı rününe girdim zaten. Standarttır. Ayakkabımız var. Dakika 10'da gelecek olan. Peksimetlerimiz var. Yine her 3 dakikada bir gelecek. 12. dakikaya kadar. Ve yeni gelen rünlerden biri zaman büken karışım. Bu rünü oldukça beğendim. Pot kullandığınızda size bir hareket hızı veriyor. Bu verdiği hareket hızı sayesinde çok opsiyonel olabiliyorsunuz Gangplank'te. Ki bunun yanı sıra sadece o da değil. O potların etkisini de arttırıyor. Bu zaten en sevdiğim özelliklerinden birisi. Bunun haricinde diğer kalan rünleri de ben açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Riven çok fazla açık vermiyor. Ama açık verdiğinde de böyle Q yeteneğimizle onu cezalandıracağız. Güzel. E'mizi açabiliriz artık. Şöyle ufaktan şuraya bir koyalım. Herkes layığını bulacak. Riven'ın burada açık vermesini bekliyorum. O yüzden buraya fıçımı koydum. Herhangi bir şekilde bana agresif olmaya kalkarsa direkt cezalandıracağım. Şundan bir içelim. Ops. Güzel kullandı çocuk orada E'sine. Yoksa fıçılarımdan bayağı bir hasar yiyecekti. Burada Riven Ignite olduğu için çok da cesurca davranamam Riven'a karşı. Ignite ile beni outplay edebilir bir anda. Ve istemediğim bir senaryoyla karşılaşabilirim. Ben de bunu istemiyorum. Bir de erken bir ormancı baskını yiyebiliriz. O yüzden hiç gerek yok riske. Böyle tatlı tatlı lane'imize takılalım. Zaten şu an farmda üstünüz. Bir gold daha geldi. Koridorumuz oldukça pasif geçiyor ama 6 levelden sonra burası şenlenmeye başlayacak. Riven'ı burada minyonlara yaklaştırmasam bile benim için yeterli. Rammus buraya geliyor da bizim buradan sonuç almamız zor. Çünkü Gangplank koridoruna baskın atmak biraz zordur. Tamam, tutmayı sal. Riven orada sanırım flash'ini kullandı ya da göremedim. Herhangi bir şey atmamış da olabilir. Burada yalan bir bilgi vermeyeyim. Bir 6 level olabilseydim güzel olacak. Oldu, yanımız düştü. Güzel. Şu an yeterince gold'um var. Hiç riske atmayacağım. Koridorda altın olarak üstünüm. Base'imi atmak istiyorum rahat bir şekilde. Güzel. First blood'da bizde. Harika. Bu arada rakip takımda nişancı yok. Bu en güzel olaylardan birisi.
Bunu güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ben burada bir tane de uzun kılıç alacağım. Bir de Kingsport alacağım. Tekrardan lehime gideceğim. Şimdi Riven da teleport olmadığı için çok gecikecek. Koridorda sıkıntı çekecek ki farmda da zaten çok bir üstünlük yakalayamadı bana karşı. Şimdi fırıltımda olduğu için birazcık daha fazla onu rahatsız edeceğim. Ki üzerimde de bir tane de uzun kılıcım var. Bayağı bir hasar vermeye başlayacak benim Q yeteneğim. Koridoru hiç pushlamıyorum. Aslında Riven'ın teleportu yokken koridoru ona pushlamak birazcık daha mantıklı ama dediğim gibi ben koridoru riske atmayacağım. Rakip ormancı da Lee Sin bizi sıkıntıya sokabilecek bir şampiyon. Kılıcı sapladın mı dert tasa kalmaz. Aşağılık bitmiş. Şu an ultim var. Herhangi bir durumda direkt ultimi sallayacağım. Asist alabilmek adına. Başta zaten bu asistlerle gayet kendinizi iyi yerlere getirebilirsiniz. Ultinizin kullanımı çok fazla. Bu yüzden garanti skorları atmaya çalışın ultinize. Risk almayın. Hadi canım. Çok fazla hasar çıkardın ama ya. Burada flash da attı sanırım bana yetişebilmek adına ki Lee Sin de geliyormuş buraya. Şu an teleportum yok. Maalesef biraz sıkıntı çekeceğiz burada. Ah. Ya ultimi attıktan sonra orada beklemem lazımdı ama bir delayım oldu, bir şey oldu. Orada takıldım. Hareket edemedim maalesef. Riven'a çok basit bir skor verdim mesela. Burada hiç o skoru vermeyebilirdik. Tabi Ignite'ın da avantajı var burada. Bu arada bu çocuk sanırım alamete doğru yöneldiler. Daha alamet daha çıkmadı. 2 dakikası var. Neyse hala bunda. Garip. Pink Ward'umu da kesmediler. Kafa keser. Raymond burada devam edecek mi acaba? Aslında burada Raymond'ın jumper'ı çok az ama ultim yok. Ultim olsa bir şeyler yapacağım. Lee Sin de niye hala bu site'da durmaya devam ediyor anlamış değilim. Vakit kaybediyor aslında burada durarak. Belki hala buralardadır. Ama Riven'la ikisi beni birlikte kesemezler. Riven'ın burada jumper'ı çok az çünkü. Ya o riske gireceklerini zannetmiyorum açıkçası. Riven'a burada base attırmayacağım. Gemimi batırmak için beni öldürmeleri lazım. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Keşke burada e-skillim kullanımda olmasaydı. Çünkü e-skillimin gelmesini bekledim. Bir fıçı daha atıp orada Riven'ı kesecektik. Ama maalesef kullanımdaydı yeteneğimiz. Takımın durumu şu an pek iyi değil. Özellikle bot lane'imiz çok sıkıntı da Vel'Koz'un 3 skoru varmış. Yani bilmiyorum neler olacak. Şu an ki benim durumum da çok işler açıcısı değil yani. İşler açıcı değil yani. Bakalım late game'de bir şeyler yaparız herhalde. Skor toplarız. Çünkü Gangplank'in early'si maalesef biraz güçsüz. Late game'de açılan bir şampiyon. Özellikle üçlü kuvvetini aldıktan sonra böyle tam performansını alıyorsunuz karakterin. Ve karşımızdaki adamın Ignite'ın olması tabii ki bize sıkıntı yarattı. Ramus'la birlikte buradan skor da çıkartamadık. Kötü yanı bu. Şuraya pink ward atacağım ben. Çok güzel.
direkt garanti skora ultimi attım. Çünkü skor çıkartmam lazımdı bir şekilde. Güzel, Ramus bana doğru yanaşıyor. Burada özellikle fıçıma yakın kalıyorum ki. Hadi Ramus'cum, vur bir tane daha. Helal. Hiç zorlamadım. Skorun Ramus'ta kalması veya bende kalması problem değil. Hani riske atmadım sadece kendi pozisyonumu. Şimdi ufaktan gold'umuzu arttırmamız lazım. Riven'da da tabii ki teleport yok. O yüzden burada bayağı bir gecikecektir çocuk. Tamam. Ben hemen base'imi atayım. Bu arada bot lane'de kule gidiyor maalesef. Miss Fortune'ımız bir skor almış. Ramus'ta 2 skor var. Çok güzel. Ben 0-1-2'yim. Riven'a karşı gördüğünüz gibi farmda bayağı bir üstünüm. Benim için önemli olan şey bu. Riven'a karşı farmda üstün olmak. Bekleme süresinde azalma ayakkabısı alacağım. Armor ayakkabısı tercih etmiyorum şu an. Cooldown'un azalması lazım. Çünkü ultimle en azından global bir etki yaratıyor. Çünkü laning'de tek başıma skor çıkartamıyorum. Gereksiz flash attı ya. O flash atmasa da hayatta kalırdı bence Ryze. Bu arada Ryze'ın durumu ne? 2-2'ymiş. Farmda da aşağı yukarı eşitler. Okey. Ramus burada satıyor mu? Oo, güzel bir şey. Parçaladı var ya. Yalnız bir de bir sniper diye oldu çocuğu. Ryven burada yine benim ward'umu kesmeye gelir mi diye bekledim ama devam etmedi. Şu Peximet'ten bir tane daha içelim. Bu Peximet'leri kullandıkça sizin mananız da artıyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yani azami manamızı arttırıyor bu Peximet'ler. Kılıç kanından çıktı bir kere. Orada biraz itelim. Şimdi bu çocuk üzerime yine çalan agresifleşmeye çalışabilir. Riven'ın artık mantığını çözdük. Çalıyı böyle agresifleşmek için kullanıyor. Orada biraz da saklanıyor. Ben açık verince de hemen üstüme koşmaya başlıyor. Yine çalının içinde bekliyordur muhtemelen. Ben şöyle fıçımı buraya bıraktım. Riven buradan atlamaya kalkarsa diye. Çok güzel. Bizim bu arada bana doğru geliyor. İsmimi kemiklerine kazıyacağım. Gördüm seni diyeceğim. Ah, koridorumuz birazcık daha böyle atraksiyonlu olsa aslında güzel olur. Lee arkamdan dolaşmaya kalkabilir. Bekliyorum dolaşmasını açıkçası. Ki Riven da birazcık böyle üstüme doğru yürür gibi oluyor. Rakibin hareketlerinden aslında ne yapmak istediğini anlayabiliyorsunuz. Şu an benim üçlüm tamam. Üçlüyü alıp gelebilirim koridoruma. Hatta üçlüm tamam değilmiş. Bekleyeceğiz. Daha tamam değil. Flash ölmedi. Eğer zehrim olsaydı, yani şu pasifimiz olsaydı onu keserdik ama pasifimiz olmadığı için maalesef kesemedik, yetmedi.
Ah, kötü oldu. Yvonne burada devam etmek ister. Aç gözlük yapacağını düşünüyorum açıkçası. Koş Ramus, koş. Ryven'ın Ignite'ı. Orada asist bile alamadım ya. Asist alabilseydim en azından güzel olurdu. Skor çıkartamıyorum arkadaş. Oldu. Aslında belki burada Riven'a ultimi kullanmış olsam yine Riven'ı yavaşlatıp bir şekilde bir avantaj elde edebilirdim ama yetmedi. Neyse üçlü kuvvetimizi tamamladık en azından. Buraya teleportumla hızlıca geleceğim. Ramus'un sadece koridoru birazcık tutması lazım. Riven burada ölecek gibi. Örneğin. Sıkıntı yok ya, sıkıntı yok. Ah, Riven'ın Ignite'ı. O meşhur Ignite bizim canımızı sıkıyor. Kılıcındaki kan kadını sen de görürsün. Riven nereye gitti acaba? Yine bir haritadan böyle bir kayboldu. Kendini kaybetti. Bir çocuğu musun yoksa... Şu an onun farmın fazla olması beni açıkçası mutlu ediyor. Tekbiri elden bırakma. Bir rakip katledildi. Geliyorum abi ben de bu adamı. Arındırını kullandı ama... Kimse yok, yetişemez. Güzel, bot lane'imiz skor çıkardı. Ben çıkartamıyorum herhalde koridorumdan skoru ya. Herkes birkaç skor aldı. Ben sadece asistlerle yetinebiliyorum. Riven da mid'e gitmiş. Üzgünüz. Ramus, Ramus ölme Ramus. Yetişmeye çalışıyorum sana ama. Bir rakibi katlettin. Herkese ibret olacaksın. Bu da bana aç gözlük yapacak mı acaba? Racon kesmem, kafa keserim. Ultim gelmek üzereydi aslında. Birazcık daha bekleyebilirdim. Oh, 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 oh. Timo hasar vuramıyormuş ki. Ben niye korktuysam Timo'dan. Kimse benden çalamaz. Lee Sin arkamdaydı. Burada eğer bir Q atabilirsem. Hemen koridoruma gidiyorum. İki skor çıkardım Allah'tan. Birazcık daha rahat edeceğiz. Basit skorlar ama en azından skor çıkardık burada. Riven'ın üstüne zorlayamam. Jambarım oldukça az. Yine Ignite falan atabilir. O çocuğun Ignite'i gelmiştir. Kuleme çok fazla vuramadı. Biz onun kulesine birazcık daha fazla vurmuşuz. Tabi teleport avantajımız olduğu için. Güzel. Ultim bu arada 96 saniyeye düştü. %40'lık bekleme süresinde azalma. Gayet güzel. Güzel, bir de kuleden itledi arkadaş. Senin jumper'ın bayağı bir artmış. Bir de can çalması var tabi. İşkence gibi hero. Bana burada bir ward kazandırdı arkadaş. Hemen o ward'u burada kullanacağız. Şimdi mavi güçlendirmem de var. O yüzden birazcık daha korkusuz yaklaşabiliyorum burada. Sıkılmadım ya. Şu an aslında jambarları çok az. O yüzden birazcık daha az endişeleniyorum açıkçası.
korkularından başka bir şeylere kalmayacak. İşte kara göründü. Çok güzel. Drive'ına da dahil ederiz. Abi yakalanmayın ama. Ben şurada bir görüş alayım. Bu şu an vuramadım ya. Orta hata yapamadım ya. Obosit yapamıyorum ya. Çıldıracağım. Çok az bir canla kaçtı çocuk. Maskesi varmış. O yüzden birazcık daha direndi. Güzel. Tamamdır. 500 gold'umuzu tamamladık. İstediğimiz senaryo şimdi başlıyor. Riven'a karşı farmda bayağı bir öndeyim. Burada midplay'i kaybettik maalesef. Ama bizim bot lane bayağı zor bir midplay'i de alacaklar hatta. Süper. Şimdi Ebedi kılıcımı aldım. Artık daha güçlüyüm. Bir de ultimi de Ecelin'in kızında tamamladım. Bunu daha opsiyonel buluyorum. Ortaya bir gerçek hasar vuruyor. Ve ciddi manada fazla bir hasar. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi burada kuleyi kaybetmem. Artık Riven'a karşı 1v1'de daha avantajlıyım. Ebedi kılıcım olduğu için. Yalnız bu oyun attığım wardların haddi hesabı yoktur. Net söylüyorum. Ayrılmayın buradan, aman aman ayrılmayın yani. Çok güzel. Güzel güzel. O da Lee'sinle Riven'a karşı ölmemiş olmam çok güzel oldu. Ultim orada bayağı bir hayat kurtardı. 2v1'de beni kesemiyorlar artık. Dediğim gibi erken oyunum çok güçsüzdü. Ama geç oyunda karakter cidden güçleniyor. Farkını anlayabiliyorsunuz. Güçlü kuvvetinizi tamamladıktan sonra cidden çok fark ediyor karakter. Ben artık bir hızlıca Draktar rushlamak istiyorum açıkçası. Leon'u sanırım oyundan düştü orada. Ve çok basit bir skor verdi. Şuraya bir ward atalım. Elimizdeki wardları atacağız. Bol bol. Rush mı attın sen? Güzel, bu adamın flash'ini almış olmamız bayağı güzel hatta. Aha, mantar varmış burada. Benim base atmam gerekiyor. Yalnız burada base atamam. Bizimkiler çünkü ejlere başladılar. Ama yaklaşmalarına engel olabilirim en azından. Şu adamı abi, şu adamı. What? Fıçımdan nasıl hasar yemedim? Yan fıçımı ölmedi sandım ya. Daha doğrusu hiç hasar yemedi fıçımdan. O beni çok şaşırttı.
durdurulamıyor. Yemin ediyorum bu oyun var ya, rahat 4-5 kere pink ward atmışımdır. Onun haricinde attığım wardların sayısını ben bilmiyorum. Ama gene de iyi direndim. İyi ölmedim. Yani koridorda daha fazla hayatta kalabilirdik ki Riven Ignite'ı bütün dengeyi bozuyordu. Riven dahi o Ignite olmasaydı var ya. Şimdi bu oyun bitince gelecek yorumları söylüyorum. Gangplank böyle oynanmaz. Ulti şöyle atacaksın. Fıçıları şöyle patlatacaksın. Dediğim gibi arkadaşlar, ben hero'ya hakim değilim. Sadece siz istediğiniz için, hani yeni ürünlerle görmek istediğiniz için ben sizlere gösteriyorum. Birazcık da hani burada kendi yorumumu katmış oluyorum. Burada beğenip beğenmemek sizin takdirinize kalmış. Hani çok iyi oynayanları vardır illaki aranızda. Çok hakim olanlarınız vardır. Benim oynayış tarzım bu şekilde. Nimi'de doğru bir koşalım. Timon bayağı bir vurur bu arada. Hasarını küçümsememek lazım Timon'un. Yeteneğimi basacak. Burada bekleyelim. İlla ki buraya gelen birisi olur. Çok güzel. Şey yaptı. Çok gereksiz bir fight cidden. Oo, Ryze ne yaptın sen? Ryze baya baya eritti. Şimdi yoğunluğumuzu aldık. Artık yoğunluğumuz tamam. Bunun peşinden ben Drakkar alacağım. Ki bir anda burst bir hasar çıkartabilelim. Q'muzla tekleyebilelim diye. Seni bir satalım. Bir tane daha uzun kılıç alalım. Drakları da tamamladıktan sonra zaten alabileceğiniz en mantıklı eşya son fıstığı olur. Son fıstığı ya da Domini'ye çevirirseniz, karşıda tank şampiyonlar varsa, can barı sizden fazla olan şampiyonlar varsa en ideali bu olacaktır. O saatten sonra zaten kimse sizi tutamaz ki ebedili bir Gangplank de kolay kolay düşmez. Şu kadarcık aklı olan benden korkar. Orada skora katkımız da fena değil ki bizim takım Botlane'de falan bayağı parçaladıkları için onlarda birazcık daha fazla skor var. Ama bundan sonra takım savaşlarına daha büyük etki yaratırız. Kan kadar saygı görürsün. Üzümle karşı ben. Yakın ol. Allah'ım ya Rabbim, adamın mantarının yavaşlatmasından etkilenmeyeyim. Kafama geldi şu attı. Düzgün yapamadım maalesef. Yalnız burada fight'ı baya baya sattık galiba. Çünkü biraz ölecekler. Bir de Ramus ölmüyor. Son şansla vurmaya devam etse Ramus'un tanklığından faydalanır. Çok rahat skor alırlar da. Kazanırız ya oyunu. Hani boşuna sur vermeye hiç gerek yok. Timo çok can yakıyorsun. Ve çok fazla AP karakterleri var. Aslında birazcık büyü direncine yatırım yapsam fena olmazdı. En azından Timo'dan falan az hasar yerdik. Burada ultim de yok. Timo olmadığı için direkt koruyamayacağız ama çocuklar hayattalar. Halleder. Bu
cezalar sizin iyiliğiniz için. Niye yaptık öyle bari? Hiç gerek yok böyle bir şey yapmasın. Aaa Timo buralarda. Bizim mutlaka bir tarayıcıya ihtiyacımız var bu arada. Tarayıcısız olmayacak. Aslında şurada şu ejderi alsak veya ben gidip bot lane'i tutsam fena olmaz çünkü Miss Fortune'ımız hayatta değil. Ben top'a gideceğim abi, anlaşıldı. Hatta direkt buraya teleportumu atacağım. Riven'ın burada puşlamasına izin vermeyelim. Değil misin sen? Skor alamayacağını biliyorsun, niye ignite atıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Cidden çok tuhaf insanlar var ya. Çok güzel. Riven orada fıçılardan bayağı bir hasar yedi. Tabii zırh değişmemiz arttı. Gittikçe fazla hasar bulmaya başlıyoruz. Riven'ın bunu tahmin etmemiş olması hataydı. Tam koridoru birazcık daha iterim, ondan sonra base'imi atarım. Yalnız çok ölüyorsunuz ya. Ufaktan ufaktan aslında oyunu satıyoruz şu an. Güzel. Evet. Ultimi atacaktım da zaten çok ufak bir skor. Hani pek fazla gerek yoktu. Ben ne yapıyorum abi? Anladım hocam, anladım. E'sine W attım ama yetmedi oradan çıkmama. Şimdi Draktor'ım artık elimin altında. Son eşyamı da kasmaya başlayacağım. Dediğim gibi Dominik Efendi'nin hürmetlerini alacağız. Güzel. Ayakkabı bu arada armor ayakkabısı veya büyü direnci ayakkabısı yapabilirim. O ikisi arasında kararsızım. Yani Timo falan var. Aslında Mercury'nin adımları birazcık daha iyi olur. Oo, flash attı çocuk. Üzdü. Şu an topluca aslında midden itsek oyunu bitirebiliriz. Çünkü savunamazlar. Bir gözüme açıkçası Velkos korkutuyor. Velkos çünkü çok fazla hasar bırakıyor. Bir de gerçek hasar vuruyor. True damage vuruyor. Cevap veremiyorsunuz. Benim ultim 84 saniye. Okey. Yetişirler belki, bir ultimi salladım ama yetişemeyecekler galiba. Domus'u burada ölmeden kurtarır mıyım dedim de olmadı. Şu bot lane'i iteceğim. Midde bizimkilerin tutması gereken bir zerat var. Bu
Non tutarlarsa problem olmaz. Ultim artık kısaldı, neredeyse her takım savaşında geliyor. Ve koridoru itebilmeye de başladım artık. Tek başıma bu koridoru itmeye çalışacağım. İtebildiğim kadar en azından. Eşyamı tamamlayana kadar veya. Çok güzel abi, çok güzel. Burada baronu da aldık, harika. Tam zamanında kullandım ultimi. Belki ben yokken de bizim çocuklar bir şeyler yaparlardı, alabilirlerdi ama benle birlikte daha garanti oldu aldıkları skor. O kadar da değil artık Dayan. O iş bitti. Klebi salmadı ya, ciddi diyorum, klebi salmadı. Gigi. Hadi bitirelim oyunu. Güzel. Gayet güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar umarım sizlere bir şeyler gösterebilmişimdir, bir şeyler katabilmişimdir. Elimden geldiğince Gangplank'i oynamaya çalıştım. Dediğim gibi erken oyunda güçsüz olan bir karakter. Hani elimden gelecek bir şey yok ki, karşımdaki adamın da Ignite'i vardı. Güzel bir şekilde oynayamadık ama late game'de karakter açılıyor. Hasarı cidden çok fazla artıyor. Rakibi çok rahat bir şekilde tekleyebiliyorsunuz. Vurduğum burst damage'i de gördünüz zaten. Şimdi hadi burada Miss Fortune'a honorumuzu verelim. Hepsi güzel oynadı aslında, fena değillerdi. Bir de hasar tablomuza bakalım. Muhtemelen en fazla hasarı ben vurmuşumdur. En fazla ward'u da aynı şekilde ben atmışımdır diye düşünüyorum. Miss Fortune'ın geçtiğini düşünmüyorum, hani bu kadar garantideyim. 18K'da para toplamışız, gayet güzel. S8'i kazandım. Süper. Açılsın bir hasar tablomuz. 31K hasar vurmuşum, tutturamadım. Miss Fortune beni geçmiş, 35K vurmuş. Bunun haricinde benden sonra da Ryze 30K ile geliyor. Karşıda Zerat 39K vurmuş bu arada. Helal olsun çocuğa. Velkoz'u 32K vurmuş. 6 tane pink ward atmışım abi. Bizim takımda kimse atmamış. Rakipte de sadece Velkoz atmış. 6 pink ward ya. 57 puanlık görüş skorum var. 9 tane ward kırmışım. 23 tane de totem yerleştirmişim. Oyun tamamıyla top lane'de döndü diyebilirim. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.